Sana selam olsun. Bebeğine selam olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Fehmet TV izleyenleri, bir büyüdükçe programıyla daha karşınızdayız. Mevla Teala tesirli, güzel, bereketli bir program olmasını ikram etsin inşallah. Gerçi bizim bu yavrularımızla beraber bereketli olmaması mümkün değil. Güzellikler, bütün nurlar, bütün muhabbetler hep bu yavrularımızla beraber. Şükürler olsun, biz bunu her programımızda, her çocuklarla beraber olduğumuzda her zaman hissediyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Bu çocukların duaları, bu çocukların Mevla Teala yakınlıkları, yakarışları perdesiz bir şekilde ulaşıyor. Biz de o yüzden bu yavrularımızı en güzel şekilde yetiştirip en güzel şekilde onları sahip çıkacak şekilde mücadele vermek için koşturuyoruz inşallah. Sizlerden de dualarınızı bekliyoruz. Özellikle şu içinde bulunmuş olduğumuz Türkiye'mizin şu genel sıkıntılı ortamında gençlerimizin, maalesef üniversite gençlerimizin, yeni yetişen gençliğimizin böyle istemediğimiz şekilde karşımıza çıktığı bir ortamda çocuklarımıza sahip çıkmanın, gençliğimize sahip çıkmanın çok daha önemli, çok daha bizim için zannedilenden çok daha ileri bir şekilde üzerine durmamız gerektiğini de görüyoruz. O yüzden Rabbim inşallah ikram etsin, en güzel şekilde yavrularımıza sahip çıkmayı, en güzel şekilde yetiştirmeyi nasip etsin inşallah. Bu yavrular bizim hem dünyada hem ahirette bizim kaskomuz, garantimiz, geleceğimiz, her şeyimiz. Dünyada da yüzümüzü güldürecek yavrularımız, ahirette de yüzümüzü güldürecek yine yavrularımız. Dünyada bizi mahcup edecekse yavrularımız, ahirette de yüzümüzü düşürecekse yavrularımız. Ama bunun böyle olmamasının çaresi de bu işe dünyadayken, hani hazır elimizde fırsat varken güzel sahip çıkmak. Rabbim en güzel şekilde evlatlarına sahip çıkma güzelliğini, şuurunu bize ikram etsin inşallah. Mevlam hakkımızı hayırlısını ikram etsin. Ben iletişim adreslerimizi vermek istiyorum. büyüdükçe@fmt.com.tr adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. 488-0216 alan koduyla 488-0488 nolu telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. 532-582-5241 nolu telefonlardan da WhatsApp üzerinden bize ulaşabilirsiniz inşallah. Bir de bu hafta 3. haftamız, 3 haftadır ilan etmiş olduğumuz bir programımız var, bir çalışmamız var. Türkiye'den veya İstanbul'un veya dünyanın herhangi bir yerinden sesimizin ulaşmış olduğu her yerden programımıza katılmak için yavrunuzun, talebenizin, çocuklarınızın bu şekilde bir videosunu çekip işte bir ayet, hadis, sure, kıssa veyahut da bir yemek duası, ezan duası vesaire veya öğrenmiş olduğu herhangi bir şey Efendimizle alakalı olur. Bir güzel bir şeyi böyle telefonla çekip bize gönderirsiniz. Biz burada programımıza yayınlayacağız. Şu anda 2 haftadır gelenler var. İşte hocam biz gönderdik, bizimki yayınlanmadı diye düşünmesinler. İnşallah bu haftayla ve önümüzdeki hafta bunların hepsini yayınlamaya başlayacağız. Şu anda biraz yeni bir çalışma olduğu için birikmesini, toparlanmasını bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle de bunları yayınlamaya başlayacağız inşallah. Şimdi ben çok daha konuyu uzatmadan inşallah bu haftaki özel misafirlerimizle size tanıştırmak istiyorum. Bu hafta misafirlerimiz Fatih Medresesi Dudullu Şubemizden geldiler, bizi kırmadılar. Allah razı olsun. Çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Ne kadar iyisiniz? Çok. Ne kadar çok? En çok. En çok. En çok. Aferin size. Şimdi çocuklar, şöyle izleyicilerimiz bekliyorlar ki böyle sizinle böyle bir tanışmak istiyorlar. Ondan sonra sizi böyle yakından şimdi gördüler, bir de yakından tanışmak istiyorlar. Şimdi mikrofonu al bakalım.
Evet Muhammed. Muhammed Sunat, bize böyle bir kendini tanıt bakalım şöyle. Dön bakalım abine. Adım Muhammed Sunat. Soyadım Güç. Batmanlıyım. Fatimiye'den Dudu Şubesi'ni okumaktayım. İleride hafız olacağım. İnşallah. Kaç yaşındasın? 6. 6 yaşındasın. Kardeşin var mı senin? Var. İsmi ne? Şeyma. Maşallah. Kaç yaşında kardeşin? 2. 2 yaşında. Ona güzel abilik yapıyorsun değil mi? Sahip çıkıyorsun değil mi kardeşine? Aferin sana. Öğretiyor musun ona kursta öğrendiklerinden bir şeyler? Öğretiyorum. Aferin sana. Onu böyle senden güzel örnek alacak. Ondan sonra seni böyle seni seyredecek. Abim nasıl yemek yiyor? Abim nasıl namaz kılıyor? Abim anneme nasıl konuşuyor? Arkadaşlarına karşı nasıl davranıyor? Her şeyi senden görecek kardeşin. O yüzden sen de annene, babana, arkadaşlarına çok güzel davranacaksın ki kardeşin de ne yapsın senden görsün, o da güzel olsun. Değil mi? Sen erkenden kalkacaksın, böyle kursuna gidiyorsun ya, böyle ders çalışıyorsun, Kur'an okuyorsun. Kardeşin de bakacak, öğrendikçe diyecek ki anne beni de kursa gönderin, ben de öğreneyim, ben de abim gibi Kur'an-ı Kerim okuyayım. Değil mi? İnşallah. Bak sen güzel takke takmışsın, o da böyle seccadeyi serecek böyle senin yanında, o da başörtü takacak böyle küçük küçük. Yavaş yavaş öğrenecek inşallah. Değil mi? İnşallah. O yüzden sen çok güzel ne yapman lazım ona? Örnek olman lazım. Değil mi? Aferin sana. Evet Muhammedciğim. Buradan anneye babaya bir selam gönderelim mi? Gönder. Gönder bakalım. Anne babam buradan selam bekliyorum. Selam gönderiyorum. Evet. Selam. Akrabalarına da gönder. Onlar da bekler belki. Aktarımlarımda selam bekliyorum. Bütün sevdiklerime, bütün arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum diyorsun. Selamlarını göndereceğim. Gönder bakalım. Esselamu Aleyküm de onlara. Esselamu Aleyküm. Ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm Rahmetullah. Aferin sana. Muhammedciğim. Peki sen bugün bize ne okuyacaksın Muhammed? Ayet. Ayet okuyacaksın. Başka? Bir de manasını mı vereceksin? Manasını. Türkçesini. Türkçesini. Hem Arapçasını okuyacaksın. Hem... Türkçesini okuyacaksın. İnşallah. Evet sabırsızlıkla bekliyoruz seni. İnşallah tamam. Tamam. Birazdan arkadaşlarımızla tanışalım. Ondan sonra tekrar ne yapacağız? Sana sıra gelecek. Seninle de senden de paylaşımını alacağız. Hazırladığın şey tamam. Ver bakalım şimdi mikrofonu. Evet. Ahmetciğim bir de seni tanıyalım. Adım Ahmet Arif. Dur bakalım kameraya sen de. Adım Ahmet Arif. Soyadım Selber. Sirtliyim. Fatih Medreseleri Dudulu Şubesi'nde okumaktayım. 8 yaşındayım. Buradan anneme babama selam veriyorum. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet. Ahmetciğim kaç kişi var sınıfınızda? Kursundan bize bahset bakalım biraz. Hocayla 11. Hocayla 11. Sayabilir misin isimlerini? Evet hocam. Say bakalım. Ben Muhammed Sunat, Muhammed Seyit, Abdülsamet Mustafa, Ahmet Dahtu, Hamza Hut, Baran Yalçın, Yusuf, bir de hoca. 11. Bir de hocam kaç oldu? 11. 11, aferin sana. Peki hangi hocada okuyorsun? Hocanızın da burada selamlar gönderelim hocanıza da. Nuh Hoca. Nuh Hoca. Nuh Hocanıza buradan hepiniz selam gönderelim mi hep beraber? Gönderelim. Peki o zaman kursumuzda bütün hocalara gönderelim. Hangi hocalar var? Sayın bakalım. Fatih Hoca, Ali Hoca. Evet. Sen söyle bakalım. Mikrofon sende. Fatih Hoca. Fatih Hoca. Nuh Hoca. Nuh Hoca. Hamza Hoca. Hamza Hoca. Ali Hoca. Ali Hoca. Başka? Sayit Hoca. Bir de Sayit Hocamız var değil mi? Evet. Ali Hocamız şu anda nerede? Ali Hocamız Gümbe'de şu anda. O da bize çok dualar ediyor inşallah. Kendisine de buradan dua beklediğimizi iletelim, söyleyelim. Allah kabul etsin inşallah ümresini de. Bütün hocalarımıza buradan Fatih Medreselerin... Abdülsamet, dur sıranı bekle, heyecan yap. Buradan inşallah Fatih Medreselerin Dudullu Şubemizin bütün hocalarına selamlarımızı iletiyoruz. Allah hepsinden razı olsun bu güzel hizmeti bize verdikleri için, yavrularımızı böyle güzel yetiştirdikleri için. Evet. Muhammedciğim, Ahmetciğim teşekkür ediyoruz. Şimdi devam edelim. Ver bakalım mikrofonu Muhammed'e.
Evet, adım Muhammed Sait. Soğuş bin Demir. Evet. Anneme babama selam gönderiyorum. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kaç yaşındasın Muhammed? 6. Maşallah sana. Sen ne okuyacaksın bugün bize? Şiir. Şiir okuyacaksın. Oo, çok güzel. Ne şiir hazırladın bize Muhammed? Sıran gelince mi okuyacaksın? Yok. Ne zaman okuyacaksın? Şimdi. Şimdi mi okuyacaksın? Ama dur biraz tanışalım. Recep de kendini tanıtsın. Ondan sonra şey yapalım. Dinleyelim seninle. Olur mu? Olur. Tamam, biraz bekleyelim. Peki senin kardeşin var mı? Yok. Yok mu? Ablam var. Tamam, peki sen hangi gücü okuyorsun? Noce'da. Noce'da okuyorsun. Noce'yi seviyor musun? Seviyorum. Ne kadar? Çok. Noce de seni çok seviyormuş. Peki Kur'an-ı Kerim mi okuyorsun, cüz mü okuyorsun? Cüz okuyorum. Cüz okuyorsun. Hangi derstesin? Biliyor musun hangi derste olduğunu? Üstünlerde mi, esrelerde mi, cezimlerde mi, şeddelerde mi? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hocam ben biliyorum. Neredesiniz? Bu Allah'la hatırlıyorum. Lafzatullah'ta. Ha, o yüzden ismini belki söyleyemedin. Öyle mi? Neymiş dersinin ismi? Lafzatullah. Söyle bakalım. Lafzatullah. Aferin. Yani Kur'an'a geçmene çok az kalmış. Evet. Değil mi? Aferin. İnşallah kısa zamanda Kur'an-ı Kerim'e geçersin. Peki sen büyüyünce ne olacaksın? Hafız. Hafız olacaksın. Çok mu seviyorsun hafız olmayı? Evet. İnşallah Rabbim seni güzel hafız etsin. Sen de çok güzel hocalar yetiştirirsin. İnşallah hafızlar yetiştirirsin. Muhammedciğim, teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk. Evet. Abdülsamet bir bırakmadı mikrofonu. Evet, hadi bakalım sana geçtik, tamam. Artık anlat bakalım şimdi mikrofonla senin derdin neymiş, bir dinleyelim. Tanıt bakalım kendini bize. İsmim adında İstanbul'da Fatime. Dön kameraya dön bakayım. Fatime Tersi'nde tutum işinisinde okumak. Hangi şubede okuyorsun? Tutum işinisinde. Dudullu şubesinde okuyorsun. Tutum işinisinde okumaktayım. Evet, biraz yaklaşır mikrofonu. Evet. Sen ne okuyacaksın bugün bize? Hacı-i Şerif. Hacı-i Şerif okuyacaksın. Öyle mi? Hangi hadisi okuyacaksın? Tamam, o zaman birazdan dinleyelim. Kaç yaşındasın? 6. 6 yaşındasın. Evet, sen peki... Senin kardeşin var mı? Var. İsmi ne? Mikrofonu şu yaklaştır bakalım kendine. Emir. Emir kaç yaşında? Bir, biliyor musun? İki. Bir, iki. Bir mi, iki mi? Yaklaştır mikrofonu. İki. İki yaşında. Peki sen Emir'e güzel örnek oluyor musun sen de böyle? Alıyorum. Alıyorum. Yemek yediriyor musun ona? Yediriyorum. Ne kadar seviyorsun Emir'i? Çok. Çok seviyorsun. Aferin sana. Abiler kardeşleri ne yapar? Çok sever zaten değil mi? Öyle değil mi? Kardeşlerimizi ne yapacağız? Çok seveceğiz. Çok seveceğiz. Ondan sonra onları ne yapacağız? Güzel örnek olacağız. Değil mi? Aferin sana. Sen de onlara öğreteceksin Kur'an-ı Kerim okumasını, namaz kılmasını. Değil mi? İnşallah. Abilik öyle olur değil mi? Abdülsamet. Aferin sana Abdülsamet. Peki sen buradan kimlere selam söylüyorsun? Anneme, babama. Bak bakalım kamera, onlara bir el salla o zaman. Evet, aferin sana. Peki, senin hadis-i şerifini birazdan dinleyelim. Bir de Recep'i dinleyelim. Ver bakalım mikrofonu Recep'e. Hadi evet, Recep selam. Kavuştuk mikrofona ya. Sabahtan beri Abdülsamet aldı bırakmıyor mikrofonu değil mi? Evet, anlat hadi bakalım. Hadi Recep selam söyleyeyim. Şöyle birazcık şöyle, heh, şimdi konuş bakalım, şimdi başla bakalım. Hadi Recep Samer Demir. Fatih Medreselerin Dudullu Şubesi'ni okuyorum. Aferin sana. Hangi yüce okuyorsun?
Fatih Hoca'da. Fatih Hoca'da, aferin. Peki kaç yaşındasın? 6. 6 yaşındasın. Recep, sen peki ne okuyorsun? Kur'an-ı Kerim mi okuyorsun? Elif Kur'an. Bağlı. Kur'an'a geçtin mi sen? Aferin sana. Ben de geçtim. Aferin. Ne zaman geçtin Kur'an'a? İki hafta sonra geçtim. İki hafta sonra geçtin. Yani önce geçtim. He? Önce. Önce. Aferin sana Recep. Senin kardeşin var mı Recep? Yok. Senin kardeşin yok. Peki. Abim var. Abim var. Abin ismi ne? İki tane abim var. Abdullah, Abdurrahim. Abdullah Özdemir, Abdurrahim Özdemir. Abdullah Özdemir, Abdurrahim Özdemir. Peki abinlere buradan selamlar gönderelim. Değil mi? Peki abinler sana öğretiyor mu peki? Kur'an-ı Kerim okumasını onlar da biliyorlar mı? Biliyorlar ama onlar Kur'an'ı bitirdi. Ben Kur'an'dayım. Onlar bitirdi, sen yeni başladın. Yeni başlamadım. 77. sayfadayım. 74. Oo, bayağı okumuşsun ya. 74. 74. sayfadasın. Aferin sana Recep. Recep sen nerelisin? Samsunluyum. Samsunlusun. İş gidiyor musun Samsun'a? Gidiyorum. He? Seviyor musun Samsun'u? Aferin sana. Peki sana bir şey sorayım o zaman. Sizin sınıfınızda kaç kişi var? Bakalım sen sayabilecek misin? Sınıfta 5 kişi var. Say bakalım. Ben, Muhammed Nur abi, Muhammed Nur, Muhammed Oğuz, Leysel, Enes. Aferin sana. Sen bugün bize ne okuyacaksın peki? Elem Tera Keyfi. Elem Tera Keyfi okuyacaksın. O zaman hemen okumak ister misin yoksa birazdan mı okuyalım? Birazdan. Birazdan. Bir heyecanım gitsin mi diyorsun? He? Tamam ama heyecan yapmaya gerek yok. Biz burada böyle muhabbet ediyoruz. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam Recep'ciğim. Aferin sen. Şimdi bırak bakalım mikrofonu. Şöyle. Evet. Şöyle dursun bakalım mikrofonumuz. Şimdi kimden başlayalım? Kim okumak istiyor hemen? İlk önce. Sen mi okuyacaksın? Al bakalım mikrofonu. O zaman sıradan başlayalım. Evet. Sen istedin madem. Eyvah. Kaçırdık mı sandalyeyi? Tamam dur. Dur ben sana yardımcı olayım dur. Dur bakalım. Dur bakalım gel. Gel bakalım böyle gel. Hop. Şöyle. Şöyle geç bakalım şöyle. Biraz yaklaştıralım seni. Tamam. Evet. Kıymetli izleyenlerimiz de tamam kalsın burada. Böyle kalsın. Evet görüyorsunuz değil mi? Bak çocuklar sandalyeden bile düşüyorlar bazen böyle kayıyorlar. Yani maşallah diyelim bak o kadar size özel güzel misafirler getirdik küçücük. Aslında kalpleri kocaman. Değil mi? Boyları küçük. Değil mi? Evet. Evet başla bakalım o zaman sen. Allahu semet lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. De ki o Allah bir tektir. Allah eksiksiz samettir. Bütün varlıklar ona muhtaç. Fakat o hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğrulmadı. Ona bir denk de olmadı. Maşallah, subhanallah. Ağzına sağlık. Ahmetciğim çok teşekkür ederim. Çok güzel okudun. Ama ben biraz böyle bir kere daha okumanı istesem okur musun? Ha? Evet. Şöyle kameraya dön bir kere daha böyle sesli bir oku bakayım şöyle bir. Kul huvallahu ehad, Allahu semet, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. De ki o Allah bir tektir. Allah eksiksiz samettir. Bütün varlıklar ona muhtaç. Fakat o hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğrulmadı. Ona bir denk de olmadı. Evet. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Bu sure-i şerifi İhlas suresini bütün Müslümanların manasıyla beraber ezbere bilmesi gerekiyor. İnşallah. Tamam Abdülsemet'ciğim. Birazdan okuyacağız tamam mı? Şimdi ben sana mikrofonu vereceğim. Şimdi birazdan sıran gelecek okuyacaksın. Tamam. Biraz sabırlı olacağız tamam. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok güzel okudun. İnşallah. Peygamberimiz zamanında bir tane sahabe-i kiram
hep böyle İhlas Suresi okuyarak namazlardan sonra İhlas Suresini okuyormuş. Başka bir sahabe-i kiram da Efendimiz'e gelmiş. Demiş ki ya Resulallah demiş bu kardeşimiz demiş hep demiş İhlas Suresini okuyor namazdan sonra. Fatiha okuyor peşinden İhlas okuyor. Fatiha okuyor peşinden İhlas okuyor. Ondan sonra Efendimiz sormuş ona. Neden böyle yapıyorsun diye. Ya Resulallah buyurmuş. Rabbimizin özelliklerinden bahsettiği için demiş çok seviyorum demiş bu İhlas Suresini. Ondan sonra var mı demiş mahsuru bunu devamlı okumamın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demek demiş mahsur yok. Hatta çok güzel. Rabbimizin de hoşuna gidiyor bu sure-i şerifi çok okuman. O yüzden Allah'ım güzel anlamayı nasip etsin inşallah. İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'in Rabbimizi anlatan en özel suresi. Allah razı olsun senden de teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Çok da güzel okudun Ahmetçim. Tebrik ederim inşallah. Başarıların devamını diliyoruz. Ahmetçim. Amin. Amin. İnşallah izleyenlerimizden de dua bekliyoruz değil mi? Maşallah diyorlar mı bize? Söyle bakalım bize lütfen maşallah der misiniz de bakalım? Bize lütfen maşallah der misiniz? İnşallah maşallah la kuvveti illa billah. Unutan olursa da biz söyleyelim. Değil mi? Evet şimdi kim okumak istiyor? Abdüssamit sen mi okuyacaksın? Hadi oku bakalım. Abdüssamit. Ne okuyacaksın? Önce onu söyle bakalım. Sen mikrofonu ver bakalım sol tarafa. Aferin. Ağzına getir bakayım mikrofonu. Hadis-i Şerif. Bir daha söyle. Hadis-i Şerif. Duymadım. Hadis-i Şerif. Hadis-i Şerif. Hadis-i Şerif. El-İslam Müslüm Hürge. İslam güzel ahlaktır. Bir daha söyle bakayım. El-İslam Müslüm Hürge. İslam güzel ahlaktır. El-İslam'ı. El-İslam'ı. Müslüm Hürge. İslam güzel ahlaktır. Evet. İslam nedir? Güzel ahlak. Aferin sana. İslam güzel ahlaktır. Yani Müslüman nasıl olur? Güzel ahlaklı olur. Değil mi? Evet. Büyüklerine saygı gösterir. Küçüklerini sever. Değil mi? Biraz önce konuştuk yani kardeşe ne yapacaktın? Sahip çıkacaktın. Örnek olacaktık. İşte o nedir? Güzel ahlak. Değil mi? Hocaların sizi nasıl yetiştiriyor? Anneniz babanız? İyi. Güzel ahlaklı yetiştiriyor. Niçin güzel ahlaklı yetiştiriyor? Çünkü İslam güzel ahlaklı. Biz de Müslüman olduğumuz için nasıl olmamız lazım? Güzel. Çok güzel ahlaklı olmamız lazım. Öyle değil mi? Evet. Aferin. Ağzına sağlık Abdüssamet'cim. Çok güzel okudun hadis-i şerifi. İnşallah biz de Peygamberimizin buyurmuş olduğu gibi ona yakışır şekilde güzel ahlaklı oluruz biz de. Değil mi? Amin de bakayım. Amin. Amin inşallah. Evet. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ver bakalım mikrofonu şimdi. Recep Bey'e. Recep'ciğim hemen okuyacak mısın? O zaman bekle. O zaman kim okusun? Muhammed Sunat okusun. Muhammed sen ne okuyacaktın? Ayet. Ayet-i Kerim okuyacaktın değil mi? Evet. Seni dinleyelim o zaman. Kameraya dön bakalım. Zâiketin mevti, sümme ileyne duracağım. Her nefis ürütecektir. Sonra bize dirileceksiniz. Bir daha oku bakalım. Mikrofonu tam yaklaştır ama böyle tam sesin gitmemiş galiba. Külü nesin? Zâiketin mevti, sümme ileyne duracağım. Her nefis ürütecektir. Sonra bize döndüreceksiniz. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize mikrofonu tut bakalım. Sonra bize döndürülecektir. Bize derken kime yani? Hayır. Rabbimize değil mi? Allah'ımıza döneceğiz. Biz nefis taşıyoruz. İnsanız yani. Her nefis ölümü tadacaktır. O zaman biz de mutlaka ne yapacağız? Vakti geldiği zaman biz de öleceğiz. Evet. Rabbimize ne yapacağız? Döneceğiz. Ama önemli olan Rabbimize nasıl dönmek? Başarılı bir şekilde, güzel bir kul olarak dönmek. Değil mi? O yüzden işte böyle gençliğimizi, çocukluğumuzu, hayatımızı Rabbimizin razı olduğu şekilde yaşarsak, değil mi Recep? Rabbimize nasıl döneriz o zaman? Başarılı döneriz. Öyle değil mi? Evet. Aferin. Biz de
hayatımızda başarılı olmak için de nasıl yaşamamız lazım? İyi. İyi yaşamamız lazım. Rabbimize uygun yaşamamız lazım ki ne yapalım? Hem dünyada hem ahirette başarılı. Başarılı ve iyi kul olalım. Değil mi? Evet. Aferin sana. Çok güzel bir ayet-i kerime paylaştın bizimle. Ağzına sağlık. İnşallah bu ayet-i kerime çok izleyenimizin bazı şeyleri hatırlamasına vesile olur. İnşallah. Mikrofonu tut bakalım. Ağzını. İnşallah. Öyle mikrofona yaklaştık ki ses gitsin izleyenlerimize. Tamam. Ağzına sağlık. Tebrik ederim Muhammedciğim. Çok güzel bir hadis-i şerif paylaştın bizimle. Allah senden razı olsun. İnşallah başarıların devamını bekliyoruz inşallah. Mevlam ikram etsin. Yolunu, bahtını açık etsin inşallah Muhammedciğim. Amin. Amin. İnşallah izleyenlerimizden de dua bekliyoruz. Evet. Şimdi mikrofonu al bakalım Ahmet. Ver bakalım Muhammed'e. Evet Recep, şimdi bak bundan sonra sende sıra, tamam mı? Hazır oldun mu? Heyecan yapmıyoruz değil mi? Ha? İstersen şimdi sen oku. Yok. Yok, en son mu okuyacaksın? Tamam, hadi bekleyelim biraz. Evet, ondan sonra okuyacaksın. Tamam, hadi bakalım. Evet Muhammedciğim, sen ne hazırladın bize? Şiir. Şiir hazırladın bize. Evet. Hadi bakalım, seni dinleyelim o zaman. Ben de yapamadım. Gül kokusunu alamadım Muhammed'e. Doymadım, yağlayayım, yağlayayım. Yaralısın. Nereden yaralısın? Kalbinden mi? Ya. He? Evet. Evet, aferin sana. Bir daha söyle bakayım yavaş yavaş. Bedeneye varamadım. Gül kokusunu alamadım Muhammed'e. Doyamadım, yağlayayım, yağlayayım. Yaralısın. Peki o zaman biz de o zaman dua edelim. Medine'ye varalım bir an önce. Olmaz mı? Olmaz. He? Niye? İşte. Sen şimdi dedin ya Medine'ye varamadım, yaralıyım dedin ya. Şimdi ben diyorum ki Medine'ye varalım, yaramız geçsin o zaman. Yani peygamberimize kavuşalım, yaramız iyileşsin. Değil mi? He? Evet. Evet. Biz buradan dua edelim inşallah. Rabbim bize ikram etsin. Bir an önce Medine'ye ne yapalım? Dönelim. Medine'ye dönelim. Peygamberimize kavuşalım. O gül kokusunu alalım. Şu gönül yaralarımızı ne yapsın? İyileşsin. Değil mi? Evet. Şu anda kavuşamadığımız için neyiz? Yaralıyız. Evet. Hele şimdi hocalarımız da Ümre'de. Onlar oradalar. Biz burada kaldık. Bu sefer gidemedik. Yaramız daha büyük. Değil mi? Evet. Aferin sana. İnşallah Rabbim ikram etsin. Bir an önce gidelim. Olur mu? Olur. Evet. Belki hep beraber gideriz. Değil mi Recep? Evet. Gidemez miyiz? Gideriz. Mevlam bir kapı açar. Hep beraber gideriz değil mi? Evet. İnşallah. Çok teşekkür ederim şiirin için. Tebrik ederim Muhammedciğim. Bizi böyle bir ümreye götürdün bak bir dakikada. Yaramızı deştin bizim. Ağzına sağlık. Tebrik ediyorum seni de. Allah razı olsun. Evet, şimdi bak bakalım mikrofona. Geldik şimdi. Bana. Ben kim? Recep. Recep, tamam ben Recep. Hadi bakalım Recep, seni dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tere keyfe sağlarım pikim yes'abil fi. Elem yec'al keydehum fi tazi. Versel aleyhim ki. Evet. Ki aslım mekul. Bir daha oku bakalım. Şöyle bak mikrofona, ama mikrofon tam yaklaştı. Heh, böyle oku. Elem tere keyfe fâle rabbüke biyas âbifi. Elem yec'al keydem fî tazî ve arsil aleyhim ki asfî mektûl. Ve arsil aleyhim? Tayran abâbi. Tabi bir icaretim bir siccil. Fecalim ki asfî mektûl. Aferin sana. Recep'ciğim. Evet, tebrik ediyorum. Oo, çok sıkıyorsun elimi. Bak acıtacaksın beni bak. Ah,
Aferin sana. Bilek güreşi yapalım seninle. Hadi. Hadi. Var mısın? Kapışalım. Bak yenirim seni ama. Eyvah. Bıraktı mikrofonla bıraktı. Hadi. 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 Bastır. Ah. Maşallah sana be. Neyse ortada bırakalım. Tamam. Böyle bırakalım. Bırakmayacağım mı? Pes etmiyorsun yani. Hadi. Bence ortada bırakalım. Bırakmayalım mı? Bak bırakalım diyorum bak sana bak. Bak karışmam sonra. Hadi bakalım. Aferin sana. Recep'cim maşallah sende ne güç var ya. Yordun beni Recep ya. Bakayım pazılarına. Oo, sen pehlivan olmuşsun ya maşallah. Maşallah Allah nazardan saklasın. Recep'cim teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyenlerimiz. Bir büyüdükçe programı daha güzel bir şekilde toparlamış olduk. Gerçekten yavrularımız birbirinden kıymetli, birbirinden değerli. Maşallah hepsi nazarlık. Allah nazardan saklasın, Mevlam muhafaza etsin. İnşallah ama vakitlerimiz de malumunuz kısıtlı belli bir yere kadar. O yüzden bir dahaki hafta inşallah yeni konuklarımızla, yeni misafirlerimizle, yeni yavrularımızla görüşmek üzere karşınızda olacağız inşallah. Rabbim bütün evlatlarımızı razı olduğu şekilde yetiştirme güzelliğini bize ikram etsin inşallah. Huzuruna geldiğimizde, Rabbimizin huzuruna çıktığımızda, kulum seni tebrik ediyorum. İşte evlat böyle yetiştirilirdi. İşte torun böyle yetiştirilirdi. Yavruya böyle sahip çıkılırdı. Peygamber'e böyle ümmet yetiştirilirdi. Bana böyle kul yetiştirilirdi. Seni tebrik ediyorum. Bütün cennet kapıları senin dilediğinden gir diye nida etmiş olduğu, muhatap almış olduğu başarılı, kaliteli kul olmayı bize ikram etsin. Bunu kazanmak da, tabii ki amin diyoruz ama bunu kazanmak da bugün elimizde. İşte yavrularımız burada. Hepsi birbirinden temiz, saf, pak, her şeyleri, kalpleri, kafaları, her şeyleri boş bize bakıyorlar. Biz nasıl yönlendirirsek, biz nasıl doldurursak ona göre inşallah yetişecekler. O yüzden Rabbim kıymet bilip en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Bir dahaki büyüdükçe programında görüşmek üzere. Hepinize saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hadi bakalım bir el sallayalım herkese. Selamu aleyküm.